Öncelikle bugün gerek açılışı yapılan, gerekse temeli atılan bütün eserlerin Elmadağlılara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimden önce söylemiştik, hemşerilerimizin her daim yanında olacağız diye ve öyle bir felakete karşılaştık ki bir pandemi olayı hizmetlerimizin bir kısmını aksattı. Ama bu arada dara düşen ne kadar esnafımız var, öğrencimiz var, işçimiz var, işsizimiz var, çiftçimiz var, hepsinin yanında olma imkanını bulduk. Seçimden önce de söz vermiştik. Bizim en büyük projemiz Ankara halkına sahip çıkmak, onları zenginleştirmek diye. Bizim ucube çılgın projelerimiz yok. Ankara'dan aldığımız, kazandığımız bütün harçları, vergileri yine Ankara halkı için harcıyoruz. Harcamaya da devam edeceğiz. Malum sadece sosyal yardımlar değil. Onlar bizim elbette görevimiz. Ama biliyorsunuz onu da çok daha inancımıza yakışır bir şekilde yaptık. Başkent Kart'a para yüklemek suretiyle kapı kapı paket dağıtma garabetini ortadan kaldırdık. Kimseyi incitmeden, bir elin verdiğini hiç kimse görmeden desteklerimize devam ediyoruz. Gerek eğitim yardımı, bu yılda ilk defa doğalgaz yardımı yaptık. Sadece sosyal yardım değil, Ankara halkının üretmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Tohum dağıttık, 17 bin küsür çiftçiye 250 bin dönüm yer ekecekler. Bizim hesabımıza göre Allah'tan bir kuraklık olmasa 750 milyon lira ceplerine para girecek. Ama görünüyor ki fiyatların da artmasıyla bu para çok daha fazlasıyla Ankara halkının, çiftçimizin cebine girecek. Hem üretecekler hem para kazanacaklar. Bizim anladığımız belediyecilik anlayışı budur. Değerli hemşehrilerim, Adem Başkan sık sık gelir. Bizler de hizmete başlarken hangi köyden ne kadar oy aldık diye bakmadan, öncelik sırasına göre, insani yaşama haklarına göre, önce sağlık diyerek, kanalizasyon, içme suyundan başlayarak çalışmalara başladık. Şunu gördük. Kaç yıldır yapılmayan bu kadar işin bütün faturası bize kalmış. Seve seve, bu da bir nasip işi. Sizlere hizmet etmek de bana nasip oldu. Bundan son derece gururluyum. Başkanım ne isterse arkasındayız. Elmadağ halkının yanındayız. Sayın Başkanım, spor salonu az gelir. Elmadağ hakkının şimdiye kadar büyükşehirden alamadığı ne varsa hepsini isteyin. Tamamını da yapma sözü veriyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor. Tekrar bugün temel atılan ve açılışı yapılacak bütün tesislerin Elmadağ halkına da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrar saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim gençler. Benim umudum da sizsiniz. Unutmayın gençler. Efendim hepinize yürekten teşekkür ederim. Güneşimiz var, hava biraz serin ama çok güzel konuşmalar dinledik. Belediye başkanımızdan, diğer belediye başkanlarımız, artı Sayın Koray Aydın, Sayın Bakanımız gayet güzel konuşmalar yaptılar. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Belediye başkanımız konuşma yaparken hiçbir ayrım yapmadığını söyledi. Sayın Koray Aydın da özellikle kutuplaştırıldığını toplumun ve bu kutuplaşmanın bir beka sorunu olduğunu söyledi. Gerçekten de bayrağımız ve vatanımız birse, bayrağımız ve vatanımız bizim kırmızı çizgimizse biz 84 milyon insan kucaklaşmak zorundayız. Beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Dolayısıyla beraberlikten güç doğar. Ayrımcılıktan ise herkes kaybeder. Belediye başkanı arkadaşlarıma şu talimatı vermiştim. Kesinlikle oy versin veya vermesin. Herkese eşit davranacaksınız. Fakir mahalleler varsa oraya pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Dolayısıyla belediye başkanımız da bu felsefeden yola çıkarak size hizmet ediyor. Bizim belediye başkanlarımız sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları değil, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır. Dolayısıyla daha geniş kucaklarını açmak ve toplumun her kesimini kucaklamak zorundadırlar. Efendim, zor günlerden geçiyoruz biliyorum. Hayat pahalılığını biliyorum. Yatağa aç giren çocukların olduğunu biliyorum. Pazar artıklarından bir şeyler toplamaya çalışan aileleri, kadınları biliyorum. Ama sizden sadece bir şey istiyorum. Az önce ifade ettim. Umutsuzluk bize yakışmaz. Güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte ve beraber yaşarsak aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Belediye başkanınız genç bir arkadaşımız. Yetenekli bir arkadaşımız. Taşı sıksa suyunu çıkaracak. Birlikte çalışıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte çalışıyorlar. Birlikten kuvvetin doğduğunu en iyi Elmadağlılar görüyor ve şahit oluyor. Demek ki beraber çalışmanın, birlikte çalışmanın, gücü ortaklaştırmanın kendisine göre artıları var. Biz böyle yapmak istiyoruz. Böyle yapmaya da devam edeceğiz. Zor durumdayız biliyorum. Ekonomi zor durumda biliyorum. Bütün bu sorunları biliyorum. Ama bütün bu sorunların hepsi aşılacak. Getirdiler bizim milli paramızı bile dolara mahkum ettiler. Emin olun hepinizin huzurunda söz veriyoruz. Millet İttifakı olarak söz veriyoruz. Türk lirasını yeniden itibarlı bir para haline getirmek bizim boynumuzun borcu olacaktır. Elinoğlu'nun parası değerli de bizim paramız niye yerlerde sürünüyor? Neden böyle bir ortam yaratılıyor? Bütün bunların hepsini aşacağız. Birlikte aşacağız. Beraber aşacağız. Ve attığımız her adımın hesabını bu millete vereceğiz. Size hesap vermek bir siyasetçi için, namuslu bir siyasetçi için bizim boynumuzun borcudur ve o siyasetçinin görevidir. Böyle bakmamız lazım. Harcanan her kuruşun hesabını belediye başkanlarımız veriyorlar. Niye veriyorlar? Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Harcadığınız para sizin paranız değil. Harcadığınız para milletin parası. Milletin parasıysa millete hesabını vereceksiniz. Millete hesabını vermek ne demek? Belediye başkanı ile millet arasındaki, vatandaş arasındaki güveni pekiştirmek demektir. Yatırım mı yapılıyor? Evet. Kaça yapılıyor? Evet, bunların tamamının hesabı veriliyor. Tabii bu güzel toplantının şöyle bir artısı da oldu. Belediye başkanımız bir spor salonu istedi. Böylece bu işi de bağladık burada. Mansur Başkan işi biraz daha büyüttü. Sadece spor salonu değil, Elmadağlılar ne istiyorsa tamamını yapacağız dediler. Efendim, hepinize teşekkür ederim. Özellikle hepinizin huzurunda belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Onlar günün 24 saati çalışıyorlar. Onlar sizin için çalışıyorlar. Onlar sizin için çalışırken hiçbir ayrımcılık yapmıyorlar. Ve belediye başkanlarımı gayet iyi yapıyorlar, çalışıyorlar. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. O nedenle Mansur Başkan diyor, Ankara kartını çıkardık diye. Kimsenin fakirliği kamuoyuna teşhir edilmemeli. İnsanın onuru, insanın şerefi korunmalı. Fakirlik kader değildir. Eğer bir kişi açsa açlığını gidermekte herkesin görevidir. Dolayısıyla bu çerçevede hareket ediyorlar. İnşallah göreceksiniz Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bütün sorunlarını azimle, kararlılıkla, hoşgörüyle çözecektir. Hepinize saygılar sunuyorum.